Saygıdeğer izleyici hoş geldin. Yeni bir podcast bölümündesin. Ve evet yine bir Fenerbahçe maçı yorumu aynı zamanda Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle alakalı fikir paylaşımlarını yapmaya çalışacağız. Maribor önceki oynadığımız takıma göre daha hazır, daha derli toplu ve sıkıntı çıkartabilecek bir rakip olarak karşımıza gelecekti. Ee, bu tür maçları ilk, ilk olarak kendi sahanızda oynamanızın gerçekten çok önemli avantajları oluyor. İşte biz bu maçı ilk başta Dep Asman'da oynasaydık aynı Galatasaray'ın yaşadığı Zalgiris maçında yaşadığı tarzda problemlerimiz olacaktı. Ki bunlardan bir tane de yine yaşadık bu maçta ve golde yedik zaten kaleye gelen tek toptu. Ee, bizim öyle bir şansımız var işte şu an yani ilk maçları kendi sahamızda oynuyoruz. Bu tür Eşleşmelerde ilk başlarda ters takımlar işte hazır takımlar sen tam hazır değilsin derken Kendi sahanda başında taraftarın itici gücüyle işte böyle iki farkı üç farkı bulduğun anda e, Eleme kopuyor yani tur bitiyor resmen Ama deplasmanda başladığında orada bir beraberlik sıkıntılı maç işte kendi sahanda zor bela kazanıyorsun Mesela Galatasaray Zalgiris'le Rövanş maçında ben iki fark ve üzerine çıkması gerekir dedim Okan Hoca'nın yani orada problemler belli. Teşhis edip yapacaksın. Nitekim ben aynı futbolu gördüm ikinci maçta da ve neyse ki Mertens'in olağanüstü bir golüyle maç 1-0 kazanıldı. Ama onun dışında aynı maçın laciverti oldu. Bu benim yerli direktörler ligi eleştirilerimin hep bir yansıması oluyor. İşte İsmail Hoca da bunun bir benzerini iki yerde bize yaşattı. Twitter'da çok aktif bir şekilde kullanmaya başladık. Saygılar izleyici. Bak ondan sonra bana demeyin. Twitter'ı açtık işte buyur. Oradan yazıyoruz. Takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. YouTube kanalımızdan futbol şeysi paylaşımlarını azalttık. Oraya aktardık. Oradan da sürekli ifade ettim zaten ve 45 dakika boyunca aynı kafayla devam ederek hiçbir şey yapamadan maçı tamamladık. İlk yarıyı de tamamladık. Şimdi ilk kadrolar önüme geldiğinde evet Uğur Bey ünlü spor şey <laughs> ya kadroyu gördüğümde Dušan Tadić yine dedik 10 numara oynatılacak belli. Şimdi İsmail Hoca elbette modern futbol diyoruz. İşte bunun gerekliliklerini sahaya yansıtmaya çalışıyor. Bir şeyler gösteriyor bize ama bir yandan tabii kafası eski futbolda da var. Yani kafasında eski futbolda var. Ona göre bir oyun planı da oturtmaya çalışıyor. İşte 4-2-3-1 mesela ya da 4-3-3 diyor ya. Bunun temel sebepleri de biraz aslında geçmiş şurada 15-20 sene öncesi futbol yani 15-20 sene öncesine kadar futbolun aşağı yukarı bir mekanikleri vardı, dinamikleri vardı. Ona istinaden bir oyun planı düşünüyor. Ama işte futbol artık eskisi gibi değil. Bunu her maçta görüyoruz. Bakın garip, zayıf bir takım diyorsun. Ama adam öyle bir direniş ortaya koyuyor ki kondisyonu var, dayanıklılığı var, takım olabilmiş. Sana göz açtırmıyor. Pozisyon üretemiyorsun. Yani bireysel olarak bir tane oyuncun rakibin tüm değerine eşit ama yapamıyorsun işte. Yani demek ki olay sadece kalitede değil. Baktığında ileride Ceko gibi, Tadiç gibi dünya çapında oyuncularım var. Tabii bu bu konuda bazı farklı detaylar da var işte. Onları paylaşacağız işte. Onlar zaten diyoruz ya modern futbolun asıl isteklilikleri. Yani sadece kaliteyle olmuyor bu iş. Dolayısıyla rakip işte 11 kişi senle aynı sayıda adamım diyor. Ona göre kendini bilerek oyun planı çiziyor ve direniyor. Ve sen büyük bir problem yaşıyorsun. Şimdi 15-20 sene önceki futbolda 10 numaralar oyunu domine ediyordu. O zamana kadar 10 numara futbolcular. işte 10 numaranın arkasında 8 dinlen oyuncular. 8-8,5 artık isimler de farklı farklı anlandırılabiliyor da. Tam 8 değil yani 8'in biraz daha önünde de oynayabiliyor. 10 da değil öyle arada bir yerde oyuncular da olabiliyor. Bunlar oyunu çok fazla domine ederdi. Hani kanat oyuncularından ziyade işte bir sürü büyük futbolcu var sayabilirsiniz Ronaldinho'lar vesaireler işte geçmişte 10 numara pozisyonunda olup işte veya orta sahada Iniesta'lar vesaire futbolu domine ettiler. Xavi'ler, Pirlo'lar ya şu bunların bazıları 6 numara'ya da yakın oynayan oyuncular da yani iş daha çok orta sahanın ortasından devam ederdi. Kanatlarda hızlı oyuncular olabilirdi. Bitiriciyle olan kanat forvetler. Onlara atılan uzun paslar, ara topları. Bir şekilde rakibi yıkar geçerdin. İşte bizde mesela Alex vardı yıllarca. Müthiş bir oyuncuydu. Çok zeki bir futbolcuydu aynı zamanda. Orta saha çok kalabalık olmadığında ki genelde öyle olabiliyordu topla buluşup takımı bir anda hücuma çıkarması geniş boşluklarda bizi çok rahatlatar. Ona göre pozisyon üretirdik vesaire. Ama futbol zamanla bunun farklı bir versiyonuna dönüş yaptı kardeşim. Tamamen dayanıklılığa ve fizik güce bağlı sert futbola dönüş yapıldı. Böyle gariban, ekonomik gücü düşük, zayıf takımlar haddini bilerek 11 kişi gerekirse şurada 20-30 metre içerisinde kapanarak mücadele ediyorlar da ne geri ne ileri. Yani bu 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 civarda kapanarak alan tutmaya çalışıyorlar. Böyle olunca 10 numaralar eskisi kadar orta bölgede istedikleri o geniş alanları, boşlukları bulamıyorlar ve meziyetlerini de gösteremiyorlar. Dolayısıyla takımın en yetenekli oyuncularını 10 numaraya koymaktansa şimdi futbol dünyası işte teknik direktörler Orada daha farklı stratejilere gidebiliyorlar. İşte çalışkanlığıyla ön plana çıkan, pas meziyeti de olan, temposu yüksek, e, topsuz alanda oyun görüşü de olan oyuncuları bu bölgelerde kullanmayı deniyorlar. Mesela Messi ben çok örnek veririm. Messi dünyanın en iyi futbolcusu oldu değil mi? Damga vurdu. Ben Ronaldo'yu daha çok tutan biriyim bu arada. Ya yani ben santraforları daha çok severim. Ama ee, şimdi Messi böyle bir adam değil mi? Bunu tartışmaya açmaya gerek yok. Ama Messi gidip de dünyanın en iyi antrenörleri. Ya bu adam çok zeki bir futbolcu. Çok iyi çalım atıyor. Çok temposu yüksek. Her şey yapabiliyor. Ama yani gidip de mesela 10 numara pozisyonda oynatmıyor. Veya ne bileyim gidip 8 numarada oynatmıyor değil mi? Yani gidiyorlar adamı kanada koyuyorlar veya santrafora koyuyorlar işte. Santraforda da sahte forvet dediğimiz tarzda bağlantı aparatı gibi oynuyor elden geldiğince. Değil mi? Böyle oynatıyorlar Messi'yi. Ama daha ziyade kanatlardan oynadığını biliyoruz. Niye kanatlarda oynatılıyor bu adam? Çünkü orada daha az rakip oyuncuyla karşılaşma durumu var. Şu anki futbol yapısında. Çünkü ortada oynatmaya kalktığınızda Messi'ye çok fazla top aktarma şansınız olamayacak. Çünkü orayı çok kalabalık bir şekilde kapatıyor olacak rakip takım. Dolayısıyla Messi'nin meziyetlerinden tam olarak faydalanmak pek mümkün olmayacak. Her ne kadar evet hareketli, tempolu ama Messi'nin asıl hikayesi ki işte sahte forvet de oynatıldığı için aslında bunu bazen denediler de takımlar. Ama asıl meziyetini kullanabileceği yerler kanatlarda. Bir anda işte tempo yaparak işte iki kişiyi karşısına aldığında bindiren bekini beslemek veya araya kaçan oyuncularını beslemek veya kendi çalım atarak içeri kat etmeler. Yani bir şekilde adam dünyanın içinden geçti değil mi? Ama böyle geçti. Şimdi senin elinde de Tadic diye bir yetenekli oyuncu var. Takımın en yetenekli oyuncusu şu anda. Futbol hücum gücü anlamında da en zeki futbolcusu. Ayağı da gayet temiz. Yani bakarak, rahatlıkla bakarak açtığı ortalarıyla takım arkadaşlarını bulabiliyor. Yani abuk subuk yerlere atmıyor. Her açtığı ortada, attığı pasta bir şekilde senin oyuncunu topla oluşturabilen bir adam. Ve bu adamı sen 10 numara oynatırsan onun İlk yarıda işte 45 dakikada öyle oynadı ya. Topla buluşmayacağını garanti edebilirim ben sana. Nitekim öyle oldu. Gittim Twitter'da da sürekli bunu yazdım zaten. Abi bunun böyle olacağını bir teknik direktörün ön görmesi lazım işte. Ya yani İsmail Hoca yine onu Twitter'da belirttim. Önceki videolarımızda da çok defa söyledim. İsmail Hoca'nın böyle bir huyu var. Ya yani ilk yarıda bir şey bir sıkıntı var değil mi? Ama ikinci yarıda o hemen çözülmüş bir şekilde başlıyor. İlginç bir şey. Yani ben bir yandan diyorum ki ya bu adam 45 dakika boyunca böyle izliyorken ikinci yarıda ne yapıyor da bu takım harbiden bir seviye atlıyor hücum anlamında. İnanamıyorum mesela. Kadro değişmese bile oluyor. Bu maçta kadro değişti ama kadro değiş, değiştiğinde de yine görüyorsun yani. Takımın çehresi değişmeye başlıyor. Bu maçta da aynısı olacaktı ve oldu da zaten. Ama ben diyorum ki işte yerli antrenör veya yabancı da olur fark etmez. Jesus da aynılarını yaptı. Tadic hadi ilk maçta anlamadın ki Modern futbolu da okumadın. Tadiçi ısrarla on numaraya koyuyorsun. Tamam. Her şeyi geçtim. Ama yani ilk 20 dakikada bir şeyler ortaya çıktı değil mi? İşte topu King almaya çalışıyor. topa eziyor, kaptırıyor. Abuk sabuk pas veriyor. Koşu atıyor, topu tutamıyor. Topu tutsa geriye dönüyor bir şeyler. Yani sürekli King topla buluşuyor ama bir şeyler yapamıyor değil mi? Bir yandan da senin en meziyetli oyuncun Tadic var. Ya yani bu adam topla buluşamıyor. Bu da görülüyor değil mi? Senin işte bir teknik direktör olarak bunu bir kere görmen, bilmen lazım. Tahmin edebilmen lazım. Bu çok üst düzey bir başarı değil. Bunu sokaktan çevirelim, oturtalım, anlatalım. Futbol bilmese bile biraz anlatalım. Bak böyle böyle diyelim. Biraz kafası çalışıyorsa diyecek ki hemen ya Tadici olmazsa sola atsın. King'i atıyorum onun yerine alsın veya forvete koysun. Orada oynayabilir mi diye sorabilir mesela. Ya kafası biraz çalışan insan. Bunu yapmıyor mesela. Ben bunu anlamıyorum. Yani Tadic burada olduğunda e şuraya geçtiğinde bana şunu demeyin ya Fenerbahçe'nin taktiği yıkılır mahvolur goller yer hoca sen ne diyorsun ya mümkün mü böyle bir şey değil değil mi King buraya geçtiğinde Tadic buraya atıldığında senin zaten bir şey üretemediğin bir futbol oynanıyor değil mi e bir şey değişmeyecek o zaman en kötü ihtimal ve gene aynı şey yaşanacak aşağı yukarı ama ben sana şunu garanti ederim aynı şey yaşanmayacak çünkü Tadic sol tarafta oyun kurma kabiliyeti yüksek dedim ya teknik kabiliyeti yüksek zeki futbolcu Şimdi 10 numaralar topla az buluşuyor. O yüzden bu tür meziyetli oyuncuları elden geldiğince kanatlara atıyorsun. Çünkü kanatlarda genelde bir oyuncuyla karşılanıyor. Ve en fazla ikinci oyuncu geliyor sıkıştırmak için. İkinci oyuncu geldiğinde ise senin bekin boşluk bulabiliyor. Keza santroforun da boşluk bulabiliyor. Keza 10 numaran varsa o da boşluk bulabiliyor. Tamam mı? Veya iki, başka bir 8 numaran varsa o da boşluk bulabiliyor. O yüzden ikili sıkıştırma yapmak kanatta çok risklidir. Hele ki temposu yüksek takımlara karşı. İşte niye tempo 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 diyoruz? Birazdan yine anlatacağız. Yani yürüyerek oynanmıyor artık futbol. Koşarak dayanıklılığa dayalı, fiziğe dayalı futbol oynanıyor. Bunu yaptığın anda zaten rakibi yarıp geçiyorsun. Bunu düşünmüyor mesela. yani beni kahreden şey bu. 45 dakika boyunca aynı şeyi izliyorum. Ya hocam diyorum ya bir Allah aşkına şu adamı bir dene ya. Tadici sola at. King'deki sen santrafora geç. Ya bunun taktiklerinin çalışılmış olması lazım zaten. King, King santrafor oynayabilen bir adam sırf ya bunu şey etmek için bak şimdi fut, yani oyun belki komik ki, ama abi anlatamıyorsun ki insana adam oyunda bile diyor ki ben kanat forvet oynatıyorum diyor King'i ya ben gittim direkt yaratıcı forvet oynattım herifi <laughs> Koş, adam şey oldu no golden boot aldı ya <laughs> altın ayakkabı aldı Joshua King ya abicim bu adam forvet oynayabiliyor karakteri itibariyle araya koşuları var. Bitiriciliği her ne kadar iyi görünmese de aslında ritmini bulduğunda, havaya girdiğinde o golleri yapabilen vuruş yani plasesi var. Araya şurada toplar atacaksın ki mesela İrfan bunları denedi. Aslında oyuncu oyuncu giderek bunları daha iyi anlatacaktım da konudan konuya satınıyor. Ya bunu yapmadı mesela maç boyunca ve bizim perişan etti. Keza orta sahada da işte 8 numara eksikliğinin e, bağra çağıra geldiği bir başka maç oldu. Geriden oyun kurma anlamında zorlanıyorsun. Takımın hücuma çıkış anlamında temposunda büyük bir düşüş var. Şey yani yükseliş yok daha doğrusu. Düşüş dersen bir şey vardı düşmüş olur ama bu zaten bir, bir seviyede bunu biz yükselsin diye uğraşıyoruz yükselmiyor bu. Çünkü bu futbolcularla mümkün değil. Ha İsmail Yükse kenara koyuyorum elinden geleni yaptı müthiş. Yani ben önceki videolarda da yine ifade etmiştim 6 numaraya evirebiliriz diye İsmail'i. Her ne kadar bu çok kabul görmese de işte oynadıkça görüyorsunuz. Müthiş bir çocuk. Yani bu dayanıklılığını, azmini, hırsını devam ettirirse tam modern futbolda istenen tarzda bir altı numara. Bak, göreceksiniz. Yani şöyle bir 10-15 sene sonrası e, futbol çok olağanüstü bir değişiklik olmazsa tamamen ne oluyor oğlum? Tamamen fizik gücü çok yüksek. Yani kaslı böyle ama zayıf. Yani yağ oranı falan düşük ama ee, yani kaslı ve çok da böyle kalın değil yani şişirilmiş balon gibi değil İsmail Yüksek mesela biraz daha güçlenebilir ve de çok hızlı e, enerjisi bitmeyen oyunculardan olacak yani stoperlerin dahil hani kısa boylu stopere karşıyız falan diyoruz ya yeri gelecek onlar bile hep böyle kısa boylu stoperlerden oluşacak Sağ bekler bilmem neler bir yandan da tabi futbol zekası da olması lazım bunlar zaten kamplar eğitimler profesyonellikler falan derken zaten gelişme aşaması farklı bir boyuta geldi. Dolayısıyla hani şu tarz oyunculardansa daha çok hep böyle her yerde oyuncular aşağı yukarı böyle olacak. Koşuyor her, her yerde koşuyor mücadele ediyor falan. Bu. Futbol buna evriliyor. İsmail de işte bunun için e, benim bu özellikleri taşıdığı için 6 numarada oynatabileceğimizi düşündüğümüz bir kardeşimiz. Ama işte ne kadar devamlılığı olacak. Ya bir de hemen onu ya hadi bakalım oyna yap demektense bu işi gerçekten yapabilen bir oyuncunun rotasyonunda kullanmak onun gelişimi için çok daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kendisini hızlıca geliştirebilen bir arkadaş. Ee, zaman zaman gençliği heyecanları hatalar yapıyor. Bak çıktı mesela o zaman da özür diledi. Çok hoşuma gitti. Hemen o hatasını telafi etti. Bu, bu, çocuğu biz geliştirir. Burada çok iyi bir futbolcu haline evirebiliriz. Onda sıkıntı yok. Ama Miyazait tabii Miyazait henüz hazır değil. Bu bir kenarda dursun. Ama zaten Zayt'in kendisi bu. Yani aşağı yukarı bu futbol oynuyor zaten. Önceki senelerde de öyle. O yüzden 8 numara kısmında bizim Zayt'ı transfer etmemiz, geri almamız şahsi görüşüm. Ben istemiyordum kendisini. Niye istemiyordum? Çünkü o noktada benim ne 8 numara anlamında istediğim performansı verebiliyor ne de 10 numarada kullanma şansım var. Çünkü oraya transfer de yaptım yani. Gayet iyi bir futbolcu aldım. ve Zayt'ta o tempo da yok hali hazırda. Dolayısıyla onu almamayı düşünüyordum. Fenerbahçe aldı hayırlı olsun dedik. Bazı maçlarda enteresan işler yapabiliyor ama bu maçta da klasik Zayt görüntüsünü gördük. Hani burada 7 puan diyor. Burada mesela İrfan da 9 puan diyor. Sofa skoru severiz ama tabi biraz abartılı puanlar verebiliyor. İrfan Can güzel işler yaptı. Birazdan anlatacağım ama. Mia Zayt yine 8 numarada yaşadığımız sıkıntıyı bize gösterdi. Yani 8 numarada bizim Aradığımız oyuncu olmadığını gösterdi öyle söyleyeyim. Dolayısıyla işte ilk yarı bu şekilde bitti. Ben sürekli dedim tabii ikinci yarıda bir şeyler değişecek bir şeyler değişecek. Tek oyuncu değişikliği yapmazsa Tadic'i sola King'i Santrafor'a atsın 10 dakikada maç değişir dedim. Ya da King yerine Shimanski girsin 10 dakikada maç değişir dedim. Aynısını yaptı. Yani bunu zaten benim gibi birçok insan da söylemiştir. Bunun için çok böyle meziyet bir şeye de gerek yok görünen köy kılavuz istemez. Ama burada King'e çok fazladan bir eleştiri gelebiliyor. Bakın burada yine Rossi örneğindeki benzeri durumu yaşıyoruz. Maçı dikkatli izlediyseniz King normalde kanat forvet dediğimiz adamın topla buluşacağı yer şuralardır. Burasıdır. Buraya koşular atar. Buraya girişler yapar vesaire. Yani sol kanatta oynayan kanat forvet için söylüyorum. Ama King genelde buradaydı. Abi olmaz. Olmaz. Bak oynatamazsın. Verim alamazsın. Zimbru maçında da öyleydi. Rövanş maçında. Burada oynuyor. O topla buluşamadı tabii. Tadic gene buradaydı. Topla buluşuyor. Oynayamıyor. Geçemiyor. Pas atamıyor. Oyun kuramıyor. Ya abicim niye yeni bir şey keşfetmeye çalışıyorsunuz? Yapmayın ya. Şu adam. Bak. Sen taktiksel planlamanı gene bu adamın kanat forvet kullanabilirsin ama Ferdi'yi biraz daha önde kullanırsın. Zayt'ı da bir mezzala tarzı kullanırsın. Hani yarı kanat diyor ya FM kardeşimiz. Futbolda aslında gerçekten böyle bir tabir de var da oraya yine gönderme yapıyorum FMci tayfa. Ee, Zayt'ı burada yarı kanat gibi kullanmayı denersin King. Şu alanda oynar abi, şu alanda. Forvetsin zaten burada. King şu alanda. 10 numaran burada. O zaman var ya 10 numaranın performansı da art artacak. Yani burada 10 numara pozisyon bulamıyordu ya işte sürekli 10 kişi kapatıyor <laughs> 5 kişi kapatıyor. Topla buluşamıyor. İşte burada mesela Ferdi'nin getirdiği toplar. Zayt buralarda. Paslar, verkaçlar. King şurada koşular atacak. Tadic boşa kaçacak. Ara ara sola kayacak o da. O zaman King'in daha çok pozisyon bulma şansı vardı. Kaleciyle karşı karşıya kalacağı. O tehlikeli pozisyonlar yaratabileceği. Ve atma ihtimali de yüksek görüyorum. Ama sen bu adamı gidip buraya koyarsan. Çöpten hallici olur. Hiçbir şey de yapamaz. Yapamadılar. Rossi koyuyorsun o da yapamaz. Kanat forveti niye sen kanat oyuncusu olarak Oynatmaya çalışıyorsun? Ben bu antrenörleri hiç anlamıyorum. Bak İrfan İrfanda İrfanı Şurada oynatsan belki o kadar e, Verim almaz. Mesela kanat forvet değil çünkü. Yani verim almazsın. Ben burada oynamasını da çok Desteklemiyorum ama en azından teknik kabiliyeti var. Pas atabiliyor diye. Yani kafası da Çalışıyor. Sadece temposu yok. Temposu olmadığı için karşıyım zaten ve istikrarsız aynı zamanda. Dolayısıyla iş yapamıyor. Ama mesela İrfan'ın gene burada oynamasını mantıklı görürüm. Ama King'i kabul edemem mesela şurada oynamasını. Bu akıl mantık dışı bir olay. Israrla bunu burada deniyor mesela. Diyorum ki işte pazarlamak için oynatıyor herhalde. Yani iyi bir futbol oynarsa işte 3'e 5'e satalım da para kazansın kulüp diye. Ama bunu burada oynatırsan a burada daha çok zarar edersin. Satamazsın. Bedavaya bile veremezsin adamlara. Ya şuraya koy. Allah aşkına şuraya koy. Şurada oynasın bu alana gelsin. Tabii ki burada pas yapmak için zaman zaman belki rahatlatmak için rakip savunma oyuncusunu peşinde sürüklemek için buraya gelsin. İşte Ferdi pas versin koşu atsın. King topu alsın. Orada boşluklara istenen pası verip hemen içeriye doğru koşu atsın. Yani burada King alıp topla içeri kat etmeye çalışmasın. Allah aşkına. Lütfen biri benim sesimi duysun. King, Rossi bunlar kanat forvet veya santrofor tipli oyuncular. Bunları Burada oynatmayalım abi. Bak 10 dakika boyunca bunu konuşmaya devam edebilirim. Ama insanlar bir türlü anlamıyor. Bunu burada oynatmayalım abi lütfen. Olmaz. Oynattıkça bu adamı çöp ilan edeceğiz. Daha kötü olacak. Oynayamayacak. Motivasyon düşecek. Mentali düşecek. Zaten istikrarsız bir adam. Şurada oynat. Veya buraya al. Tamam mı? İkisinden biri. Buraya koyma lütfen. Bak. 30 kere söyledim. Neyse. Şimdi bunu geçiyoruz değişikliklerden sonra Shimanski'nin oyuna girişiyle Shimanski'nin özelliği neydi? Ben Shimanski'nin videolarını izledikten sonra paylaşım yapmıştım. O zaman Fenerbahçe'de transfer haberleri yeni yeni çıkıyordu. Fenerbahçe mi alacak, Galatasaray mı alacak diye. Ben dedim ki Fenerbahçe'nin yeni on numarası bu çocuk olsun. Paylaştım. Twitter'da da gösterdim onu. Ve bunu söylerken topsuz alandaki meziyetine önem verdim. Vurgu yaptım. Yani Shimanski çok iyi pas atıyor, çok iyi vuruyor değil. temposu zaten kafadan yani tempoyu ben tartışmaya bile açmıyorum artık futbolda temponun olmadığı oyuncuyu eleştirmeye başlıyorum hemen transfer etmeye kalktım ama onun dışında temposu iyi diye bir adamı e, ya övüyoruz ama övmemek lazım artık çünkü bu futbolun temel gereksinimi nedir bu kaleciyle maça çıkmak gibi yani futbolda bu var değil mi kaleciyle maça çıkman gerekiyor değil mi tempoda böyle bir şey artık yapacak bir şey yok şimdi şimanski ile ilgili ama dedim ki topsuz alandaki zekasını çok sevdim diye Niye bunu ifade ettim? Yani iyi şut atar bilmem ne demedim. Bunu dedim çünkü 10 numaraya transfer yapıyorsun ve 10 numara oyuncusunun modern futboldaki konumu tamamen topsuz olandaki yeteneklerine bağlı. Temposuyla birlikte tabii ki. O da nedir? İşte koşular atması, pas almak için gerilere gelmesi, prese destek vermesi, rakibi boğmak anlamında, takımı bir anda hızlıca hücuma çıkarabilmesi gibi meziyetler. Şimdi Tadic çok üst düzey bir yetenek. Kanatta oynadığında harika işler yapıyor ama Tempo anlamında o kadar iyi durumda değildi. İşte pres anlamında o kadar iyi durumda değil. Bazı handikapları var. Olması da gerekmiyor zaten. Her hücum oyuncusundan bu dediğin beklentilere sahip olmana gerek yok. Kişimanski aynı zamanda 8 numaraya da çekebildiğim bir oyuncu olduğu için... Tam olarak dedim ki Fenerbahçe'nin istediği oyuncu bu kardeşim. Benim istediğim oyuncu bu. 10 numaraya bu adamı atacaksın. Ki nedense insanlar ısrarla 4-3-3 tabii İsmail e da de öyle dese de... Hayır 4-3-3'den ziyade... Chimansky 8 numara değil de 10 numaranın bir tık gerisinde kalabiliyor. Zaman zaman 8'e geliyor ama çoğunlukla 10 numaraya desteğe gidiyor. 10 numara rolünü gidiyor ve bunu da gayet iyi yapıyor. Maçta da zaten 10 dakika içinde, 10-15 dakika içinde maçın rengini değiştirmeyi başardı. Çünkü meziyeti olan bir oyuncu. Bu kafa yapısı olan bir oyuncu. işte boşluklarda yani şurada daha doğrusu ilk başlarda kapalı iken kendini boşluklara atıyor. Koşuyor. Sürekli arıyor. Bir şeyler deniyor. Savunmanın arkasına koşular atıyor falan. Tam aradığımız tarzda bir futbolcuydu. Tebrik ediyorum. Yani bu sene Fenerbahçe transferlerini kaç defadır anlatıyorum ve övüyorum. Diyorum ki doğru adamlar alıyoruz. İnsanlar hala bir yangın yeri yapma derdinde. Kardeşim biraz sakin olun. Bakın panik transferler bu aptal transfer çalımları denilen salaklar yüzünden kulüpler kaybediyor. Galatasaray Fenerbahçesi yok bu işin. Galatasaraylı taraftarın da bence çok sevinmemesi lazım. Ha şu an açıklanan rakamlara göre gayet uygun fiyatlı bitiriyorlar oyuncuları bu arada. Ama tabii arka planda ödenen paralar falan var diyor. O da bana çok tuhaf gelse de. Günün sonunda şunu söylemeye çalışıyorum. Transfer çalımı denilen aptallıklar tamamen satıcıları e, keyiflendirir. Oh der bunlar birbirini yerken biz fiyat yükseltmeye devam ederim derler. O yüzden sen alana hayırlı olsun deyip kenara geçeceksin kardeşim. Bu kadar basit. Senin aldığın oyunculara bakacaksın. İlgilendiğin oyunculara bakacaksın. Alamıyorsan çekileceksin veya al almak istemiyorsan, ilgilenmiyorsan da önemli değil. Yani aman vah o gitti, o nasıl gitti, yangın çıkarın bunu aldın falan değil. Bak, yeni transfer ettiğin adamlar neler yapıyor? Girdi mi? Maçın rengini değiştiriyorlar değil mi? Olay bu. Sen bunlara bakacaksın. Ben bu sezon Fenerbahçe'nin çok ilginç bir şekilde ne dediysek yani mesela bir oyuncu profili çiziyoruz. O oyuncu profiline uygun oyuncular alınıyor. Yani ben tabii ki isim olarak dünyada milyonlarca oyuncu futbolcu var yani. Ben şimdi hangi birini önereyim? Ama ismi çıkıyor mesela. Bakıyorsun oyuncu. Mesela Şimanski. Fenerbahçe Galatasaray gündeminde dendi. E Şimanski'ye baktık. Dedik ki tam Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu. Olması gereken modern futbolda da. On numara rolünde. Uygun. 8'e de desteğe gelebilir ama 10 numara. Bu adamı 10 numara oynatman lazım. 8 numara değil. İlk Zimbru maçında sönük gibi göründü ki o maçta da gayet iyi iş yaptı. Ne dedik? Arkasında 8 numarası yok. 8 numara olduğu anda Şimanski daha rahat beslenecek. Daha rahat oynayacak. Göreceksiniz. Şu anda hala rahat değil. 10 numaranın yine böyle bir sıkıntısı var. Sadece 10 numaranın rakip çok kapanıyordan dolayı bir problemi değil bu. Aynı zamanda arkasında güven veren, oyun kurabilen bir 8 numara olmaması da büyük bir problem 10 numara için pozisyon bulma anlamında. Çünkü bir tane daha tehlikeli, tempolu, tehdit oyuncusu çıkarsa işte o zaman 10 numara daha rahat pozisyon bulma şansına sahip olabiliyor, oyunda oyun kurma şansına sahip olabiliyor. Şimanski gibi böyle geldi. E, BK'a baktık. Tam kesici, kafa yani sert bir stoper. Fenerbahçe'nin sertlik sorunu var, lider oyuncu sorunu var derken aldı. Tadiç zaten yani ben hala şaşırıyorum nasıl aldık bu adamı. E, ben ismi geçiyor ama yani hani böyle şey, hani böyle biri hani arkadaşın gelir ya. Hadi gel gidelim. Böyle tutar kolundan götürür ya. Nereye gidiyoruz falan diye soramadan aldı götürür ya. Bu onun gibi bir şey. Tadiç transferinde ben öyle oldum. Yani Tadiç biliyoruz ama nasıl gelecek buraya? Gelirse iyi olur falan diyoruz da Adam bir ertesi gün bir baktık uçakta ya böyle bir şey olabilir. Müthiş bir transfer mesela. Yani anlayamadık bile nasıl olduğunu. Böyle bir adam oluyorsun. Hala kavga, gürültü, kıyamet, türbünler zaten ayrı sıkıntı. Olmaz yani doğru oyuncular alınıyor. Doğru oyunculara bakılıyor. Bunu desteklememiz lazım elden geldiğince. İsimlere de birazdan geçeriz. Şimdi çok uzun sürdü gibi ama daha anlatacak o kadar çok şey var ki. Oyun ya yani mesela rakibin planı. Rakibin kapanan bir takım ol olacağı belli. Sen kendi sahanda oynuyorsun. Rakip zayıf. Kapanacak. Ve işte adam adama savunma. Yani kapanırken de adamlarını savunacak şekilde pozisyon alacak. Hep diyoruz bu takımların ilacı tempolu oyundur. Bütün maç top çeviriyorsun. Bak 45 dakika boyunca top çeviriyorsun. Ne oluyor? Hiçbir şey yok. Kendinizi bu takımın yerine koyun. Ya yani bir kere bir empati kurun. Deyin ki ben bu takımda stoperim mesela. Ben bu takımda orta sahayım mesela. Rakibim bizim taktiğimiz ne şu anda? Kapanarak mı oynuyoruz? Bekliyoruz değil mi? Beni ne rahatsız eder? Rakibi adam adama savunmaya çalışırken. Hareketli insanlar değil mi? Ya bunu lütfen düşünebilelim ya. bu Bunu söylememem bile gerekir. Beni rahatsız edecek şey savunmada oynarken rakibin çok hareketli olması. Hareketli, tempolu, pas trafikleri, koşular. Dayanıklılığı fazla, fizik kalitesi yüksek. Bu oyuncularla oynadığında ben tedirgin olurum. Ne yapacağımı yani çünkü bir sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor? Bir anda oyunun rengi değişiyor, başka kanada geçiyor. Verkaçlar, dindirmeler, arkaya koşular. Hangi birini dur? Savunmanın o kompakt yapısı bir anda dağılmaya başlıyor. Zaten çok üst kalite bir takım değil. Yani bu savunmayı iyi bir şekilde devamlılıkla sürdürebilmesi de mümkün değil. Dolayısıyla bunun ilacı bu. Bu kadar basit. O yüzden diyorum ki mesela gidin Jorginho diyor yangın yeri yaptılar ortalığı ısrarla yazıyorum Twitter'da Jorginho temposuz bir oyuncu müthiş bir pas zekası var elbette yani ben oyuncuyu almayın diye boklayacak değilim elbette müthiş bir futbol zekası var yani harika paslar atar kesiciliği de fena değildir ama bu adamdan hani ya bu adam gelsin de orta sayı tamamen toplasın diyeceğin tarzda bir adam değil çünkü ağır bir oyuncu. Bu adamın asıl meziyeti senin tıkandığın yerlerde atacağı uzun toplarla veya ara toplarıyla seni pozisyona sokmak. Ama tamamen kapanmış takımlara karşı bu Jorginho'nun verebileceği paslardan çok fazla yararlanmayacak. Hatta o pasları da atamayacak zaten. Çoğunlukla kanattan kanada top çevirir herhalde. Yani belki arada iki uzun top denir ama o uzun topa kime koşacak mesela? Jacko mu koşacak? Ya bu kadar mantıksız iş olmaz yani. Jacko'yu oynatacaksan... Jorginho'yu niye alıyorsun abi o zaman? Ya da Jorginho'yu alıyorsan niye ileriye koşabilen bir santrafor almıyorsun da Ceko'yu alıyorsun gibi. Bunların hep bir planının yapılması lazım. O yüzden Jorginho gibi veya farklı ismi geçen ağır oyuncularla ilerlemek mantıklı bir iş değil transfer için faydası son derece zayıf olacak. O yüzden hep sürekli tempo 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 diyoruz. Bu maçta da mesela öyle oldu. Bazı pozisyonlarda takımın ağır kaldığı yerlerde ki gol yediğimiz kısımda da birazdan göstereceğim. Ağır kaldığımız bir anda rakip boşluğu buldu ve golü attı. E Jorginho bu tip pozisyonlarda ne yapacak sannediyorsunuz mesela? Yani ismi geçtiği, en çok ismi geçen, taraftarın yangın yeri yaptığı böyle kıyamet kopardığı Jorginho olduğu için adamın sadece ismi var. Chelsea, Arsenal hemen bunu ya Premier Lig'de oynuyor adam çünkü Premier Lig'de müthiş bir tempo var. Ha, Jorginho'nun falsoları görünmüyor çünkü takım halinde hücuma çıkıp takım halinde savunmaya gidiyorlar. Çok hızlı bir şekilde yapıyorlar bunu iki tarafta ve Jorginho mesela top işte rakip takım halinde hücuma çıktı ya arkada boşluklar olacak falan. Jorginho ilk top burada kapıldığı anda yani şurada takım halinde geriye koşuldu ya boşluk verilmedi ya. Heh, i̇şte orada top ilk kapıldığı anda Jorginho'ya topu verdiğinde kanattan kanada savunmanın arkasına harika paslar atar. Müthiş yani şurada küçük verkaçlar yapabilir. Bunları iyi yapar ama bu yani Premier Lig'de yapar bunu. Otur hızlı oynanan ligde yapar. Bizdeki gibi kapanan takımlara karşı Jorginho'nun e, veriminden yararlanır. Jorginho şuraya geldiği anda bak... Takım buraya kadar geldi. Jorginho buraya gelmek zorunda kalacak kapanan takıma karşı. Pas yaparken atıyorum. Şuralara bir yerlere gelecek. Topu kaptırdığı anda bir anda hızlı hücuma çıkıyorlar ya. Jorginho şuraya zor bela koşacak. Yetişemeyecek adamlara. Adamlar burada mesela o sırada anladın mı? Yani aynı zamanda kondisyon sorunu olacak. O yüzden bu tip oyuncuları değil de diyorum ki ciğersiz tempolu oyuncular bakalım. Şimdi Fred kısmına falan geleceğim birazdan. Endombele vesaire. Oyuncu oyuncu gidelim. Altay. Altay'ın yediği golü göstereceğim şimdi. Altay yani dilimize tüy bitti. İşte İsmail Hoca'nın bazı takıntıları var. Vazgeçiyor tabii. Zamanla vazgeçiyor ama böyle bir ilk 3-4 maç takıntılar. Mesela Mesut'u da denemişti zamanında. Ya oynatma hoca, yapma hoca, sosa mosa bunlar olmaz hoca de, diye diye. Sonra vazgeçti. 4 maç sonunda falan vazgeçti. Takım kendine geldi. Altay kısmında da öyle. Yani başarırız diyor ama Altay bitik durumda. Oynatmanız zararlı. Bu çocuk tabii gidip de diyemez şeye. Ya o mental kafası yok. O hırsı yok. Ya İsmail hocam ben bu aralar gerçekten formsuz olduğumu düşünüyorum. Elimden geleni yapmak istiyorum ama bir şeyler ters gidiyor. Bir de bu hani dünyada bir de böyle bir şanssızlık döngüsü bir şekilde olabiliyor. Gerçekten olabiliyor yani. Pek inanmamak istiyoruz böyle şeyler ama var var olabiliyor böyle bir şey. Dolayısıyla hani bunu gerekirse kendisi yapıp ya bir forma rekabeti. Biraz kenarda beklesin. Hırs olsun. istekli olsun. Çaba göstermek istesin. İrfancan gayet iyi işler yaptı mesela. Ya niye oynamıyor bu çocuk? Ne yaptı? Yani küfür mü etti İsmail Hoca'nın geldiği gibi. İsmail Hoca ben senin deyip sen gelmez olaydın deyip. Ya oynasın abi. Seni Sarakupa kazandırdı en son bu adam. Oynuyordu. Niye şimdi Altay oynuyor? Yani bu şeyden dolayı yani. Altay bu takımın az kalecisiydi. Sakatlıktan döndü. Gene ona forma vermeliyiz şimdi mental olarak düşmesin. Lan zaten düşe kadar düşmüş ya. Sen tut onu kenarda. Sen sen formayı hak edene vereceksin. Bu çocuk İrfan'dan iyi oynuyor. Şey İrfan bundan iyi oynuyor. Ters kurdum şimdi. İrfan bundan iyi oynuyor. Yani şey Altay'dan iyi oynuyor. O zaman İrfan'a vereceksin formayı. İrfan ne zaman ki batırmaya başladı? Ha o zaman Altay da kendini bir şekilde toparlaması gerekir. Futbolcula devam etmek istiyorsa o zaman forma verebilirsin. Ama şu an bu adamın oynamaması gerekiyor. Gene geldi. Ha bak şimdi göstereyim size. Burada izleyelim. Bakın şimdi. Bizim 8 numara sorunumuz, 6 numara sorunumuzun yine bariz böyle bağıra bağıra geldiği bir pozisyon. Hücumda pres yapmaya çalışıyorsun ama bu presi yaparken de son derece Dundun yapıyorsun. Kontrolsüz bir pres yapıyorsun. Ve bunu yaptığın anda sağ, orta sahada müthiş bir boşluk oluyor. Bakın şimdi. Pozisyonu buradan itibaren izlemezsen tabii ki bütün suçu Altay'a yüklersin. Altay'ın suçu var. Savunmanın da hatası var. Özellikle o sayını. Ama asıl problem burada. Orta sahada. Bakın. Şimdi bak burada tabii pres yapmaya çalışıyor bir oyuncu. Ya space ile yapalım diyordunuz değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Ben niye inatla bunu böyle yapıyorum ki? Spacele durduralım. Şimdi bak orta sahadaki boşluğu görüyor musun? Rezalet. Normalde burada en az bir tane oyuncu olması lazım ki o 6 numara şu Crespo olması lazım, değil mi? Crespo bu galiba. Crespo'nun burada olması lazım normalde. Bizim İsmail de önde kalmıştı galiba bu pozisyonda. İsmail'in burada e ilk baskı yapması gerekiyor aslına bakarsanız. Bak Crespo görüyor musun? Yetişemiyor mesela. Bu Crespo değil mi? Şimdi geldi kapatmaya çalışıyor ama geç kalıyor. Evet Crespo. Kaydı. Gene elinden geleni yaptı bak Crespo. Ama Crespo'nun normalde burada olmaması lazım bu pozisyonda. Burada durması lazım. Yani şurada en fazla alan kapatması lazım. Ve burada 8 numaranın daha çok olayı üstüne alması lazım. Atıyorum bu gelir işte şu adam koşu yapıyorsa bu onu takip edebilir ki İrfan'la o iş zor ama işte bak böyle handikapların da var temposuz oyuncuyla oynarken. O sayı burada belki önünü kapatabilirdi. İyi olurdu. Kent olsa buna yetişirdi mesela. Bak İrfan. Burada İrfan vardı galiba ya yanılmıyorsam. Tabii ya. Yürüyor. Çok güzel bir şekilde. Bak. Şurada geriye al tekrar. Orta sağdaki boşluğu görüyorsun. Hani burada rakip çok üst düzey bir hücum yapmıyor. Crespo yetişemiyor. Crespo dediğim yerde olsaydı burada bu oyuncunun önünü çoktan kapatmıştı mesela. Takım halinde böyle geri koşmak zorunda da kalmazdım bu kadar. Bu oyuncu buradan kaçıyor Osai ile yan yana Osai rölanti gidiyor Halbuki Osai'nin çok daha önceden bunu düşünüp koşabilmesi lazım ama Onun da pili bitti muhtemelen Rakip oyuncunun önü açılıyor Burada baktığınızda ee, şey, Bekao adam adama savunmasını yapıyor Doğru adamı kaçırmıyor bakın dikkat edin görevini yapıyor Burada Luan Perez rakibi karşılamak istiyor ama e, Biraz da kararsız kalıyor Yerinde kalarak e, bunu tercih ediyor Belki biraz daha öne koşsa Hani burada pozisyonun rakip şimdi şey han demiştim ya size savunma oyuncularının şöyle bir kafa yapısı da vardır diye Van Dijk anlatırken. Oyuncunun ben yani oyun ben oyuncu nereye atarsa koşayım değilim. Oyuncunun nereye atmasını istiyorsam ona göre hamle yaparım gibi bir açıklaması var demiştim. Bunu desteklemiştim. Burada Luan Perez bunu düşünebilirdi. Mesela şu alanı kapatsa çünkü bu adamın buraya atması gerçi o an oyunu okuyabilmesi de çok hızlı gelişmesi gerekiyor. Zeka, futbol zekası, tempo Konsantrasyon her şey çok önemli Ama burada işte Luan Perez'in yapacağı çok basit bir iş var Adım adım şurayı kapatarak gelse Bu herif buraya yerine buraya atmak istiyor Çünkü bu adam koşu yapıyor Orada da BK onu çok rahat durdururdu Yani bakın adam adama gidiyor Zaten sonra adam buraya doğru yönelince Oyuncusunu bırakıyor ki şuradaki açıklığı kapatayım diye O sayı çok geç kalıyor O sayı büyük hata yapıyor burada Ve o arapası Burada BK'nın yapabileceği bir şey yok Altay'ı çok dikkatli izleyelim Altay niye burada duruyor mesela Altay çok gereksiz bir durma hamlesi yapıyor burada. Halbuki koşmaya devam etse kararsız işte. Mental diyorum ya kafalar olarak, konsantrasyon olarak ciddi sorunları var. Koşmaya devam etse bu topu alır. En kötü faul alır. Bak. Bak. Devam et koşmaya ya. Burada durmaya karar veriyor. Bak halbuki arada çok büyük bir fark yok. Evet oyuncu daha yakın ama sen koşmaya devam edersen alanı daha iyi kapatacaksın zaten. Yani buradaki o... Kalecilik ezberi yapılmış yani Ayakları kolları açarak geliyorsun Vücudu büyütmek Hani onu yapıyorsun ya Öğretiyorlar onu Ama aynı zamanda şunu da öğretiyorlar da Yakınlaşarak daha iyi alan kapatırsın Mesela biraz daha gelseydin bak Şurada koşmaya devam etseydi Çoktan almıştı bu topu Golü yemezdin yani Burada her şeyi yaptın ama En olmadık yer boş kaldı Oradan da golü yaptı adam 6 yani ay olmuyor abi Maalesef olmuyor İnatla zorlamaya devam ediyoruz Burada tamamen hani Altay'ın işte büyük takım kalecisi diyoruz ya büyük takım kalecisi değil şu anda maalesef. Çünkü büyük takım kalecisi bu pozisyonu kurtarır rahatlıkla. Burada Altay'ın hatası yok gibi görünüyor. Daha çok savunmaya hata yazar. Orta sahadaki boşluklara hata yazar. Altay en az hatalılardan biri gibi ama bu topu kurtarabilmesi lazım abi. Yani sonuçta Anadolu'nun bağrından gariban bir oyuncu al getir kaleci. O da aşağı yukarı bu golü yer veya belki çıkarabilir bile. E ne anlamı kaldı abi? Kaleye bir tane top geldi. Gol oldu zaten. Ben niye 6'yı oynatıyorum o zaman? Olay bu. Yani çok büyük bir sıkıntı aslında burada. Yani hata da diyemiyorum. Devam etmesi lazım. Niye yani duruyorsun abi? Kendine güvenmiyor adam. Kendine güvenmesi lazım ya futbolcunun. Koş abi. Ya koş üzerine atla adamın. Kapatarak git üstüne. Zaten oyuncunun hızı belli. Geliyor işte. Tın tın tın. Git. Bacak aramdan gol yer miyim? Ya ye önemli değil. Sen kapat üstünü. Ya yatarak git zaten önüne. Aşırtarak vurursa da onun bir hızı olacak zaten. Gene savunlar. Ya işte. Çok bahane uydurulur ama Altay ile ilgili sıkıntı büyük. O sayıyı gördünüz zaten. O sayı hücum anlamında. Şimdi İrfan'a tek başına suç bulmak da mantıklı değil. Hücum kısmında. Şimdi o sayıyı burada ayrıca belirtmek gerekiyor. Çünkü İrfan topu aldığında bindirme yapan o son derece hücum anlamında e, zeka yerli yaşayan bir arkadaşımız. Ama mesela hani Tadic sola geçti diyoruz ya, ya sol taraf nasıl işliyor diye. Orada Ferdi gibi çok zeki bir kanat oyuncun var. Adam aslında ya yani 10 numara başlıyor. Kanat oyuncusu olarak evriliyor derken işte orta saha deniyorsun. En son bek oluyor falan böyle bir adam. Ve hücum gücü, hücum kafası da yüksek olduğu için savunmayı da öğrendi zamanla. Orada Tadic'le işte müthiş bir uyum sağlıyorlar ama İrfan kendisi çok iyi bile oynasa arkasında oynayan o orada gerçekten müthiş erörler veriyor. Yani koşu anlamında hadi koşuyu atıyor ama devamını getiremiyor. Birçok pozisyonda o rahatlıkla içeri çevirebilmeli, pozisyonu ürettirebilmeli. Tabi ee, tabii İrfan temposuz olduğu için onun çizgiye indiği anlarda hani koşu atıp boşak açıp pas almak gibi hani o ile aralarında uyum olacak ya hamleleri de olmadığı için evet bir o de seçenekleri biraz azalıyor. Bu konuda da Osayi'nin şanssızlığı oluyordu maç içinde. Ama Irfan'ın hani bir sadece bireysel burada tamamen takım olmak ya olay. Ya insanlar hala şeye bakıyor. İşte bir tane oyuncu gelsin takımı kurtarsın. Kaliteli oyuncu gelsin takımı kurtarsın. Magnum gelsin takımı kurtarsın. Değil abi bu. Futbol artık tamamen takım oyunu. Yani basketbol nasıl öyledir? Basketbolda her parçanın kıymeti vardır. Dünyanın en iyi oyuncusu bile olsan ki bu zamanla basketbolda da çok daha farklı bir seviyeye gitti. Takım olamıyorsan sürünüyorsun playofflara giremiyorsun. Yani Los Angeles Lakers'ın yıllarca yaşadığı travma mesela. Bir tane olağanüstü oyuncun var ama geri kalan parça tamamlamadı bir bitiyor işte. Yani playoff'a kalamıyor düşün. En iyi, oyuncular, en iyi oyunculara sahip oluyorsun. Olmuyor. Bu da öyle yani. futbolda artık o noktaya geldi. O yüzden burada büyük bir sıkıntı çıkıyor maalesef o kendisine çok fazla iş düşmedi ama az önceki pozisyonda da gördük yani kafası çalışan bir oyuncu. Orada yaptığı hamleleri dikkat edin yani nelerin nereden tehditlerin olabileceğini biliyor. Arkadaşını da görüyor ona göre pozisyon oluyor. Ve sonra rakibin yöneldiği yeri görünce takım arkadaşının orada yaşadığı sorunu da fark edip kendi oyuncusunu bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü artık oradaki kesin gol olacak belli. Oraya koşu yapmaya çalışıyor. Tabii yetişemeyecek çünkü oyuncu biraz da hızlı. Bunu daha iyi göreceğiz. Bu maç çok ölçüt değil ama benim sevdiğim bir transfer oldu kendisi, Savunma da istediğim sertliği verecek. Luan Perez bu maçlar, o da sıkıntı yaşıyor şu dönemde. Yediği kart, onun aslında yemesini istemezsin o dakikalarda ama rakibe diş göstermek bir yandan da hani rakibe korku salmak gibi iyi sonuçlar verebiliyor yani Perez'in üstüne çok oynamamalarını sağlayabiliyor. Perez satılabilirse satılsın derim ama e, onun dışında oynatılır. Yani oynatılır. Cigu oynatılır, Perez oynatılır. Onda bir sıkıntı yok. Verdi Kadıoğlu oldu zaten. Kendine her maç gösteriyor. Özellikle hücumda verdiği katkılarla. E, King'i az önce anlattık detaylıca. Oynadığı yer yanlış. Aynı şeyde olduğu gibi. E, Rossi'de olduğu gibi. Yani... Şimdi şöyle bizim futbol seyri bizim ülkemizin insanı birçok konuda sonuca bakarak mesela ben bunu derim. Şimdi King 2 gün sonra 3 gol atar, hat-trick yapar, kanatta oynarken ve de aynı bu çizgide gezinirken mesela rolü budur. Böyle görünür ama aslında belki maç içinde daha çok şurada da olabilir. Olur olmaz o da ayrı konu. Ama bir şekilde der ki ha bak işte dediğin gibi olmadı falan. Ama bu geçicidir. Sonra 3 maç, 5 maç benim dediğim gibi olur. Yani King'in durumu da bu. Bu adamı burada oynatmaman lazım. Olmaz abi. Bir iki maç yapar, evet dersin, vay kardeşim dersin. Belki bunu istikrarlı bir şekilde bile götürebilir. Belli bir seviyede gider. Ama asıl bu adamın verimli olacağı yer burası. Burasıyken sen bunu burada süründürürsen saçmalık yani, aptallıktan başka bir şey değil. Keza tad içinde. Yani burada oynat oynatarak ki oynar mı oynar. Geri geri geldim burada çok iyi paslar çıkarttı, çok iyi postalar etti. Ama niye burada oynatıyorsun? Adam sol kanatta daha rahat oynuyor, değil mi? Bunun gibi yani Zayt ile ilgili fikirlerimi de paylaşmıştım zaten ee, dediğim gibi yani Zayt transferini ben aslında olumlu görmüyorum ama şu açıdan kendisi bazı maçlarda özellikle rotasyon anlamında sonradan girdiği maçlarda enteresan işler yapabiliyor uzaktan şutları var yani böyle sürpriz şeyler yaratabilen oyuncuları ben severim aslında yani maça etki edebilen özellikle skor katkısı da olan böyle sürpriz işler yapabilen. Ama sevmek demek de hani gelsin alalım oynatalım anlamında değildi. Almam mesela. Gerek yoktu bence. Oraya daha net. Ha bedava olduğu için bir de maaş yükü de çok fazla olmadığı için takımı da bildiği için hocayla da anlaştığı için transfer edildi. Crespo ikilisi kullanılabilir mi diye düşünüldü muhtemelen. Crespo'yu da gördünüz yine. Crespo son derece formsuz. Crespo'da ben açıkçası Pelkas'ın durumunu görüyorum. Pelkas da nasıl ilk sezon acayip oynamıştı. Sonradan düşüş başlamıştı. Crespo'da da o durum var. Ee, ya ben tabi önceki videolarda dile getirdim mi hatırlamıyorum ama yani bu videoda en azından söyleyeyim mi kayıtları geçsin. Crespo'nun acilen satılması lazım. Yani çok büyük futbolcu olabilir gelişebilir falan. Bak yine söylüyorum sonuç odaklı gitmeyin. Ama şu aşamada bizim taktiğimizde büyük defoları var. Ve ben geleceği de çok olumlu görmüyorum Fenerbahçe'de. O yüzden 7-8 mesela ismi, o fiyatlar geçti. Hemen satılsın abi hiç beklemeyin. Sözleşmesi de bitiyor zaten. Ne gerek var ya? Ya madem böyle risk aldın yani iyi transferler yapmaya çalışıyorsun. Eksik kalmasın abi tam yap değil mi? Bak Ata Demirer'in yıllar önce <laughs> hep o video paylaşılır. Avrupa yakasında yaptığı o bir konuşması var. İşte kanat alıyorsun, orta saha, orta sağ alıyorsun. İşte kaleci yok falan böyle hani forvet yok falan. Anlatıyor ya harbiden öyle yani. Gerçi diğer takımlarda da bu durum var ama Fenerbahçe'de ben bundan çok rahatsızım. Ya tamam kardeşim 8 numara eksin varsa git oraya düzgün bir adam al. 6 numara eksinse düzgün bir adam al. Yani Zayt'ı Crespo ile uyumlu oynatıyordu hoca alalım. Abi bilmiyorum ya bana göre bu sistemin oyuncuları değil. Ha oynar mı? Türkiye Ligi'nde oynar mı? İş yapar mı? Yapar elbette. Abi bunu ne yaparsın? Çok üstün bile oynasa hani Crespo ile Zayt Bilmiyorum Crespo'yu 10 10 milyon 15 milyona satabilir misin? O, o performansı gösterebilir mi? Bana çok zor geliyor. 8 milyon veriyorlarsa gönder gitsin abi. İyi bir para bence bu dönemde. E Zayt da keza öyle. Hani bilmiyorum 3'e 5'e gider mi, gitmez mi? Bu dönemde. Neyse 8 numarada çok sıkıntı yaşayacağız çünkü oynadığı anda. Onun dışında İrfan'a gelelim. İrfan video çok uzun sürdü galiba. Kusura bakmayın daha transfer gündemine de geleceğiz. İrfan aslında maç içinde bakın 9 puan vermişler. Yani maçı izleyen insan sürekli küfür etti. Hatta yuhlandı, ıslıklandı biliyorsunuz maç içinde. Ben bunu da defalarca hakaret ettim. Yine mi hakaret ettim? Bıktım artık hakaret etmekten aptal taraftar. Yani tamam şey diyor. Ya biz buraya para verdik. Maç izlemeye geldik. Bu ne kardeşim? Biraz böyle lakaytlık falan görüyor ya. Hemen tepki gösterebiliyor da. Abi bak. Tamam eleştirilerine ben bir şey demiyorum zaten. O, o konuda bir şey demiyorum. Oyuncu çok benim gözümde iyi oynamış bile olsa sen bu şekilde yorum paylaşabilirsin eyvallah. Ama buradaki sıkıntı şu. Maç bitmemiş ve sen zorlanıyorsun. Bir şeyler üretmeye çalışıyorsun. Oyuncuyu yuhlaman bir fayda getirmiyor. Yani onu iteklemiyor. Onu mental olarak geriye düşürebiliyor hırslanmıyor. Zaten oyuncu yıllardır bildiğimiz adam. Yani ne, ne zaman değişti ki şimdi değilsin? Ya zaten teknik direktör ya taraftarı ıslıklıyor hadi oyundan alalım diyecek adam da değil. Tamam mı? Ya yani niye ıslıklıyorsun abi? Gerek yok. Maçtan sonra bir şekilde ya maçtan sonra yapacaksan yap. Veya ne bileyim bir şekilde bu kongrelerde yap, divan kurullarında, bilmem ne. Basına açıklama yap veya video yap, ne bileyim Twitter'a yaz. Yap yani bunları yap. Maçları ıslıklama. Islıklarsan maç içinde takımın tem Takım ne yapacağını şaşırıyor. Senin orada o ıslık gücünü oraya kullanacağına saldır Fenerbahçe. Öyle böyle tezahürat. Ya şu huhle te tezahüratı niye yapmıyor bizimkiler ya yıllardır? Niye yapmıyorlar abi onu? Vallahi kafayı yiyorum ha. Eskiden yapardık. Huh le 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 huh le 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 diye giderdi ya. Bak bana da tezahürat yaptı. O müthiş bir itici güç veriyordu takıman mesela. Çünkü o gürültü şey gibi aynı zamanda. Bu hani... İzlanda'nın bir şeyi vardı ya hu falan yapıyorlardı. Onlarınki ya gidip salak gibi onu taklit ediyorlardı mesela. Ulan onu niye taklit ediyorsun? Senin zaten bir tezahüratın var yıllarca yaptığın ve gerçekten de itici bir güç veren. O bütün taraftarın aynı anda o şekilde bağırması stat için itici bir güç oluyor takım için. Onu yapsana abi. Ha, başka bir şey yok. Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe. Ya desin kim umursamıyor. Beğenmiyorlarmış. Hani başka bir şey üretemiyoruz mu? Ya o önemli değil abi o o tempo savaş tam tamları gibi böyle hani vuruyor. Takımı hücuma çıkartabiliyor. Ateşliyor ya onu yapsan abi. Gidiyor ıslıklıyor diyor herifi. İnanılır gibi değil yani. Ki maç içinde de İrfan yani evet benim de hoşuma gitmedi yaptığı Ama zaten İrfan'dan ne bekliyorsun abi? Ne yapacak mesela İrfan? Beğenmiyorsun. Ne yapsın mesela? Gelsin burada iki kişi ipe dizsin. Yardırsın geçsin. Dönsün bir baksın şöyle arka direği bir orta kessin. Arka direkten gelen kim kafayı çaksın gol atsın falan. Bunları mı bekliyorsun abi? Hani İrfan'dan alacak böyle bir anda yaldır yaldır takım hücuma çıkaracak. İki adam geçecek Messi gibi böyle bir şut çekecek aman tanrım bu ne? Ondan sonraki bir kontratağa çıkarken İrfan müthiş bir geri koşu aldı topu geri. Bunları yapamayacağını biliyorsun değil mi? İrfan'ın ne olduğu belli. Sahaya çıkartılıyor. İrfan'dan ne bekliyor teknik direktör? Şu bölgede elden geldiğince savunmanın arkasına paslar atacak. Burada belki 1-2 ver kaça girecek. Ve yanından kaçan Beki özellikle pozisyona sokacak. Bir de 8 numaran e, Zayt o işi yapamıyor mesela. Bir, Mert o işi çok iyi yapıyorlar. Mesela Mert'le giriştiği ver birbirlerini kaçırmaları sonucu pozisyon üretme. Bu. Oyundaki tek varlığı bu. Özelliği bu. İrfan'dan bekleyeceğin şey bu. E bunu yapamıyor işte. Yapamadı. Aslında yapmayı denedi birkaç pozisyonda. Oyuncular tamamlayamadı. Mesela Ceko. Şimdi Tadic'i çok anlatmaya gerek var mı? Zaten bu maçın çoğun yani 45 dakikasını şurada oynadı. Geri kalan dakikada da burada çok fazla topla buluşamadı falan. Ama o her zaman kalitesini gösteriyor. Yani topu aldın da açtı ortalarla dedim ya. Hemen takım arkadaşını bulabiliyor diye. Ceko'nun vurduğu 2-3 tane pozisyonda Tadic'in ortası var mesela. Direkt adrese teslim. Sağ ayakla bir orta açıyor. Bu ne kardeşim ya? Adamı sen kafasına bırakmışsın gibi. Müthiş bir orta. Anlatmaya gerek yok. Harika bir oyuncu. Bu adamın etrafına takım kuracaksın. Bin defa söyledim artık. Daha yeter de. Da. Aynı şeyleri tekrarlamayalım. Ceko benim en son transfer edildiğinde de videosunu yaptım. Samimi olarak fikirlerimi paylaştım. Ve oradaki erörlerini görmeye devam ettiğim bir oyuncu. Şimdi e, görüyorum sosyal medyada gene e, böyle sesi çok çıkanlar. Ya işte Ceko koşmuyor. E, kimisi koşmuyor diye tepki gösteriyor. Ceko böyle bir oyuncu değil zaten. Kimisi de ona sövüyor, işte Jacko müthiş oynadı falan diyor. Abi Jacko iyi oynamadı, bunu söyleyeyim size. Ha Jacko'nun, Jacko'dan ne bekliyorsun şimdi sahada oynadığı zaman? Oyuncu profilini biliyorsun, ona göre oynatacaksın. Jacko'dan ne beklersin? Burada pas bağlantıları yapsın, geriye çok fazla gelen bir oyuncu. Pivot forvet olarak çok geriye gelen ve savunmanın işte kanatlara paslar çıkartıp pozisyon ürettirebilen bir oyuncu tamam mı? Böyle bir zekası var, bu futbol zekası var. O yüzden Ceko'nun etrafına elden geldiğince yine aynısını söyleyeceğim. Tempolu oyuncu koyacaksın. Hızlı. Ciğeri ol, ciğersiz. Hani ciğeri bitmiyor. Tamam mı? Böyle adamlar koyacaksın. Onları paslarıyla besler. Yaptı da zaten biliyorsunuz. Şimdi İrfan'ı koyarsan onun yanına. Bir bu tarafa İrfan'ı. Buraya King'i koyarsan ki King her ne kadar bu dediğim profile yakın olsa da kafası çok çalışmadığı için ve Santrofor buraya geldiğinde burada istediği boşluğu şurada istediği boşluğu bulması daha zor olacağı için da o pasları da atmakta zorlanacağı için zaten maç içinde de böyle bir pozisyon yaşanmadı. Dolayısıyla Jeko'dan verim alamadın. Ama bunun yanında Jeko'da aslında başka problemler vardı. Yani e, sen zaten Jeko'dan istediği oynatacağın tarzda bir futbol oynamadın. Verim alamadın. Bir de Jeko'nun fizik gücü şu anda çok düşük seviyelerde rahatlıkla kontrol edebileceği topları kontrol edemiyor. Yani lütfen hatırlayanlar yorum olarak belirtebilir mi ya? Ben vallahi kendi kendime konuşuyor muyum demeye başlayacağım artık. Ya geçen maçta demedim mi ben? Ceko bir pozisyon oldu şurada. Topu kontrol edemedi ve pozisyonu öldü. Halbuki dedim şurada Serdar Dursun olsa kontrol eder golü yapardı. Çok net bir pozisyon ya. O kadar ağır kaldı ki topu kontrol edemedi. Bunu gördüm ben. Dedim ki bu bir problem dedim. Bunu kimse konuşmadı. Aynısı bu maçta da oldu. Pozisyon itibariyle tam olarak öyle değil tabii de. Bir pozisyonda göğsüyle kontrol edecekti. Top döndü dolandı. Rakip oyuncuyu yıkamadı. Topu kontrol edemedi. Gitti pozisyon. Bitti. Olmaz. Yani Ceko'nun normalde bu adamı yıkıp omzuyla gücüyle yıkıp topu önüne alıp sol ayağıyla bitirecek kardeşim. Bitti. Ya Roma'da attığı o gol var bir tane sol ayağıyla mükemmel vuruyor gelişine. Hani hava yüksek bir top atılıyor ya. Ceko böyle bir adam bunları yapan bir adam ama şu an fizik kalitesi son derece gerilemiş durumda. Yaşı işte bunları söyledik. Bunlar çok büyük handikaplar. Problem çıkacak dedik. Bu kadar maaş yükü. Evet müthiş bir karakter, müthiş bir lider, müthiş bir abi takım için ama lider bu dedik. Ee, evet ama 37 yaşında oyuncu. İşte birçok yıldız oyuncu işte Tadiç gibi farklı oyuncuların gelmesine de belki öne olabilir. Evet ama ee... Bence Fenerbahçe'nin bunlara ihtiyacının kalmaması lazım. Sen Real oyuncu satabilen bir takımsın. Öbür sene Napoli'ye sattın adam Bayern Münih'e gitti. Böyle adamları satabilen bir takımsın. Artık senin bu tarz oyunculara değil daha genç, daha çalışkan ve işte temposu olan yırtıcı forvetlerle oynaman lazım dedik. Çok büyük bir para gömdün. 15-20 milyon euroya yakın para vereceğiz Ceko'ya Ve 15-20 milyon euroluk bir performans gösterebileceğini hiç zannetmiyorum. Zaten mümkün de değil bu. Bunun dışında kulübe elbette katkıları olacak. Ama senin bazı maçlarda takıldığın anlar olacak. O maçlarda seni ipten alacak bir oyuncu profili değil maalesef Ceko. 2-3 oyuncu boğuşmaya kalktığı anda şu an fizik kalitesi çok kötü. Lig başlıyor. Yani ne olacak bilmiyorum. Umarım zamanla toparlanır. Ben Ceko'yu hani fizik kalitesini sezon başından itibaren gidip de inceleyip detaylı bilen bir insan değilim. O konuda cahilim kusura bakmayın. Ama standardı böyleyse eyvallah. Ben yaşına bağlı olarak şu an bu durumda olduğunu zannediyorum. Öbür tarafta Abu Bakar'a bakıyorsun abi. Nasıl gol atıyor? Geçen rüyama girdi. Alçak herif 5 tane gol attı zaten. Devrim döndü. Rüyamda bile gol atıyor herif ya. <laughs> Ceko. işte bak mesela bir yerde senin ipten alıyor adam ya. Geliyor sana orada puan alıyor gidiyor. 3 puan alıyor gidiyor. Veya elemeli maçtaysa senin işte tur almanı sağlıyor. Forvet budur. Senin alman gereken forvet budur abi. Meziyeti olacak, gücü olacak, fiziği olacak, yıkıcılı olacak, bitiricili olacak. Yani pivot. Evet Ceko paslarıyla Abubakar. Abubakar yanına bile yaklaşamaz. Ceko'nun oyun zekasına, paslarına. Ama senin ihtiyacın olan şey bu değil ki abi forvette. Sen zaten Sıkıntı şu yani sen burada zaten top çevirebiliyorsun veya şuralara inebiliyorsun. Senin burada canavara sahip olman lazım bir tane canavar. Mesela Icardi gibi kurnaz bir forvet de olabilir. Ama bana kalırsa o kurnaz forvet de bizde biraz sıkıntı yaşar. Tam bir yırtıcı hayvan gibi forvet lazım. İşte Abu Bakar. Veya şu an Zapata'nın durumu nasıl bilmiyorum. Aklıma geldi mesela geçenlerde. Zapata gibi bir oyuncu mesela. Tam bu profil adamlar. Hani Abu Bakar'ı alamadın eyvallah. Al mesela Zapata'yı düşünebilirsin. Formsuz vesaire. Ya iki sene önce adam içinden geçiyordu Şampiyonlar Ligi'nin, İtalya Ligi'nin. yaşı ilerledi. Sakatlıklar falan. Ama bilmiyorum yani Zapata gibi bir oyuncu mesela. Profil olarak söylüyorum. Bu tür oyuncular bu ligin ilacı. Fenerbahçe'nin oyun sistemi için ilaç olur. Bunlara bak mesela. Şimdi Ceko, Batshuayi de tam olarak öyle bir adam değil ve Batshuayi'de de ciddi sıkıntılar görüyorum kafa olarak. 10 milyon euro dediler. Abi bence müşteriyi kaçırmayalım. Fazla naz yapmayalım. 10 milyon. Ben 15 milyon falan diyordum ama şimdi Batshuayi'nin bir de takımdaşlık durumu var. Orada bir sıkıntı görüyorum. Dolayısıyla abi 10 milyonsa ver. Çok da uğraşma. Ver 10 milyona gönder. Evet 10 milyona Batshuayi gibi bir futbolcu alamazsın kabul ediyorum ama yine de takımda kalması değerini düşürebilir diye düşünüyorum böyle bir hissiyatım var korkum var sadece ee, mesela Zapata dedim yani örnek veriyorum şu an Zapata'nın form durumunu çok yakinen takip etmiş durumda değilim ama meziyetini biliyorum adamın neler yapabildiğini biliyorum bitiriciliğini biliyorum gücünü biliyorum kafa toplarını biliyorum duvar olmasını biliyorum yani şu an formsuz olabilir o ayrı konu ama bu tarz oyuncular bizim gibi liglerde iş yapar. Adam bak NDA'ya adam alıyor. Tır gibi geçiyor rakiplerin üzerinden. Yani çok fazla kasmanıza gerek yok böyle böyle konularda. Zaten yedek olarak alacaksın mesela bu tip adamları. İşte bon servis verme, maaşını vereceğim de. Mu muhtemelen kulübü de kabul eder gibi. Fikir olsun diye söylüyorum. Şimanski'yi söyledik. Batshuayi de, de değinmiş olduk. Ryan Kent yani maç içinde sürekli söylüyordum. Bizim oyun planımızda şu an istediğimiz şey ne? Tempo. Sürekli tempo tempo tempo. Abi Ryan Kent mesela niye oynamadı bu maçta İsmail hocam? Yani seni seviyoruz, saygıyla anıyoruz, takip ediyoruz, destekliyoruz. Şimdi neden bunu söylüyorum biliyor musun? İrfan Can yerli, soru, yerli sorunu diyorum ben buna bir yandan da. Yerli sınırından dolayı 3 tane yerli oynatacaksın ya. Bunlardan biri İrfan olabilir maalesef. istemesem de olacak gibi. Kenti düşünmeyeceksin. Çünkü kente o kadar da güvenmiyor gibi geliyor bana şey İsmail Kartal. Ama yani tamam eyvallah. Ya şu maçta niye kente oynamıyor abi o zaman? Diyor ki şimdi o şöyle düşünüyor. Dik maçında İrfan'ı oynatacağım. İrfan hazır olsun. O yüzden bu kadro böyle kurulur. Ya ne hazır ya? İrfan'ın her tarafı hazır olsa ne olur? Şöyle kritik bir maçta kente oynat. Sonradan İrfan'ı sok. Niye oynatmıyorsun abi hızlı tempolu oyuncunu? Oyuna girdiği gibi etki etti iki İki dakikada pozisyonu yarattı. Penaltını aldın. Mesela yine Twitter'da 50 defa yazdık. Yani Cengiz Ünder'in peşinde koşuyoruz mesela. Evet Cengiz'in meziyetleri var, futbolculuğu var vesaire. Ama şu yerli sınırı denilen rezaletten dolayı almak zorunda kalıyorsun. Ya Ryan Kent'ten öyle über süper üstün bir futbolcu değil. Cengiz aralarında çok über bir fark yok. Kafa kafayalar. Belki Cengiz biraz daha iyi görünüyor olabilir, formda olabilir ki o konuda da biraz şüphelerim var ama yani böyle bir durum. Sırf bu durumdan dolayı gidip 20 milyon 15 milyon euroyu gereksiz bir adama bayılacaksın. Yani şu, şu adamı almışsın belli bir yatırım yapmışsın oynatamıyorsun. Bu saçma kural yüzünden. Ya buna artık bütün takım taraftarları tepki göstersin abi. Yeter artık gerçekten yeter. Çünkü saçmalıktan başka bir şey değil. 5 tane oyuncu değiştirme hakkın var. Geçen yazdım gene. 11 oyuncunu yabancı oynatsan bile bir kural koy. 13 yabancı olsun toplam kadroda. Tamam mı? 11 oyuncuyu yabancı oynatırsa bir takım ilk mecburen oyuna 3 tane yerli oyuncu sokmak zorunda olacak zaten. O 3 oyuncu da forma savaşına girmek zorunda kalacak. Oynamak zorunda değil. Mesela İrfan oynamak zorunda mı şimdi? Mesela performansı yükselmiyor. Kendi gelişimini devam ettiremiyor. Halbuki İrfan oynamak zorunda kalmasa sadece sonradan oyuna girmek durumunda kalsa eğer futbolculuğa devam etmek istiyorsa onun hırslanıp daha çok çaba göstermesi gerekecek ve belki de bir zaman sonra formayı alma şansı olacak. O zaman ne yapacak? Atıyorum yabancı oyuncuyu kenara koyayım diyecek. Rotasyonu öyle yapayım diyecek. Yerlendiriyor ki 50-60 tane maç oynanan tabloda bu değişiklikler sürekli olur. Her her yani her maç ilk 11 e aynı şekilde olmayacak. Yabancı oyuncular değişecek vesaire. Toplam 16 yabancı oyuncu olsun dedik mesela. 13 tanesi kadroda olsun, 3 tanesi kadronun dışında olsun orada rotasyonlar falan yapılır. Yerli oyuncunun 3 tanesi de sonradan oyuna girebilir. Ve böylece sen atıyorum genç oyuncu yetiştirmek istiyorsan genç oyuncuları bile oyuna sokar antrenör. Değişiklikler sırasında değil mi? Ya bu kadar basit. Ya bunları niye düşünmüyoruz abi? Ben niye şimdi gereksiz yere Cengiz'e 15-20 milyon para vereceğim? Kulübü tok satıcı. Abi para istiyor, para istiyor. Kent gibi adamı oynatamayacağım mesela. Kent çok kötü bir oyuncu mu ya? Sanki Kent şeyden Cengiz'den gayet benzer yeteneklere sahipler. Bu tabi sağ ayaklı versiyonu, sol kanatta da daha verimli. Sağ kanatta da oynar. abi Futbol zekası olarak çok üst düzey gibi görünmemişti bana. Şu anda da Tabi onunla ilgili çok yorum yapamam ama bir tempo var ya o tempo, o tempo var ya. Hani topa alıp koşu yapıp işte bek oyuncuyla ver kaça girip araya kaçmalar. Bir şeyler deniyor değil mi? Çalımları var. Ayak yani ayaklarına hakim. Tamam. Bunlar önemli şeyler işte. <laughs> TT'de de öyle demiştim mesela. Galatasaray aldı hayırlı uğurlu olsun. Yani bunlar anlattığımız şeyler. Önemli olan şeyler kanatlarda şu anki futbolda. Evet çok uzun bir video oldu muhtemelen. Saate de bakmadım kaç saat oldu kim bilir. Kusura bakmayın. Bir iki de Fred mevzusunu konuşalım. Fred ve Endombele ismi çok çok öne çıktı benim şahsi düşüncem 6 numara için biz kesici bir oyuncu almalıydık buraya. Kesici oyuncu aynı zamanda buralarda pasa karışabilen yani pas yapma işlemlerine girişebilen keza şuralara da gelebilen ama kafası çalıştığı için yani pozisyonun tehlikesine bağlı olarak hemen geri koşup alanlarını savunabilecek. Yanına da 8 numara benzer özelliklere sahip ama 8 numara biraz daha ciğersiz olmalı ve ceza sahasını koşular yapabilmeli. Kendi savunmasında iki yönlü orta saha gibi ama tam olarak e, o değil gezgin oyun kurucu diyorum ben FM'deki. Çünkü o aynı zamanda geriden de top alıp ileri çıkıyor. Mesela bela bu konuda çok başarılı. bela aslında benim tam anlattığım tarzda bir profil. Ama tek sıkıntı var ki adam istikrarsız. Sürekli oynamıyor. E, baktığında topu alıp oyun kurma anlamında müthiş bir top sürme yeteneği var. Kafası çalışıyor. Pasları çok iyi. Ee, hücumda da bitiricilikte de desteği var Savunmada da sertliğe desteği var Canavar gibi yıkılmıyor Çok iyi bu transfer olabilir ama istikrarsızlık sorunu var Gerçi Türkiye liginde yani Bu oyuncu bilmiyorum sakatlanmıyor da Zaten kolay kolay Bir şekilde o tekrar parlayabilir Gibi geliyor bana bilmiyorum bu da Fred Fred de yine kesici özelliği çok üst düzey değil Savunma anlamında konsantrasyonu çok üst Seviye değil diye düşünüyorum ama Hücuma çıkmada hücumdaki pas opsiyonlarında rakibin alanına oyunu yıkma konusunda ve Top kaybedildiğinde şuradaki pres kısmında Fenerbahçe çok boğucu bir takıma dönüşecek gibi görünüyor Bununla ilgili de dedim ki Altay'a top gelmesin taktiği bu Ve maçta da zaten gördük Altay'ın kalesine top geldiğinde gol yeniyor İşte İsmail Hoca Altay'ı oynatabilmek adına sanırım orta sahaya böyle bir oyuncu grubu oluşturmaya çalışıyor Yani Fred, Ndombele ve Şimanski dediğin adamlar tamamen burada rakibi boğup kontrataklarda hemen takı rakibi durdurmaya çalışacaktır muhtemelen. Yani ve topu hemen burada kazanacağız gibi geliyor bana bu oyun planıyla. Tabi ee, tabii bu oyun planı göze hoş gelen harika bir e, futbolu izletir bize. Ama bunu istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek çok kolay bir iş değil. Hele ki yani yedek aslında İsmail yedek olarak onu tamamlar ama mesela yani Mert de Endombele'yi tamamlar gibi ama Endombele'nin savunmada da ekstra katkılar olabiliyor ve ciğer durumu da onda da var. Gayet iyi yani gidip gelebiliyor. Mert Hakan o konuda biraz sıkıntılı. Yani sözünüz rotasyonlarda bunu sürdürebilmek çok kolay olmaz. Ama başarılırsa çok eğlenceli bir futbol izletir bize. Edin daha çok şuralarda oynar böylece. Daha rahat buralarda oynar. Daha çok verkaçlara girer ve buradaki etkinliği de artar. Ee, hayırlısı olsun. Yani tabi destekleriz. Fred ve Endombele transferlerini olumlu görürüz. Ama ben buraya dediğim gibi daha böyle kesici yeteneği olan, savunma kafası daha üst seviye olan ama hücuma da destek verebilen oyuncu profilinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Orada da mesela Hücumant direkt söylediğim profillerden biriydi. karşılıklı e, karşılığı olarak. Transferde adı geçenlere istinaden söylüyorum. Mesela Endombele de 8 numara için e, benim bahsettiğim tarzda bir oyuncu. Nicolas Dominguez de çok iyi bir futbolcu. Hangisi dersen Dominguez daha istikrarlı. Daha evet yani daha formda bir oyuncu. O yüzden Dominguez derim ama tutturabilirsen Endombele tam benim istediğim oyuncu. Tam söylediğim oyuncu yani. Gönlüm şey der. Yani nasıl diyeyim. Daha doğrusu aklım <laughs> Dominguez der ama gönlüm Endombele der. Öyle bir çıkmazdayım şu anda. Genelde aklımın dediği doğru oluyor ama bilemiyorum. Eee Başka burada ne diyeyim? Burada başka bir mesaj vermedim ya. Bu hani şey yani sınavlarda falan olur ya. Şu sınav, şu soruyu ben şimdi kalkıp da şimdi sorularda şunu işaretleyecektik de gittik. Mantık daha çok işe yarıyor anlamda söylüyorum. Burada başka ne anlatacağız? Yani bu olay bu kadar. Daha fazla burada yorum yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Çok uzun bir video oldu zaten. Epey de yorucu olmuştur hepimiz için. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağolunuz. Epey başınızı ağrıttık. Elden geldiğince fikirlerinizi paylaştık. Hayırlısı olsun transfer. İki tane ismi geçen oyuncu. Onları da ifade ettik. Doğru transfer olabilecek adamlar. Ha, maliyet de burada çok önemli. Bence çok büyük paralar harcamamak lazım. Endombele belki piyasası itibariyle, yaşı itibariyle çok ciddi paralara istenebilecek bir oyuncu ama e, Fred'i biraz daha uygun fiyatlara bağlamak gerekir diye düşünüyorum. Ve takımın hücum gücüne önemli bir katkı sağlar. Dayanıklılık, kendisinin kondisyon, ciğersizliği, çok üst seviyede. işte Endombele de öyle. Yani hücuma çıkmalarda geri gelmeden müthiş bir tempo olur. Yani Fred burada topu alır. Önündeki oyuncuyla paslaşır hemen koşusunu atar. Benim en çok istediğim şey bu oyunculardan. Yani abi Duran oynamayın. Vallahi nefret ediyorum Duran futboldan. Yani Fred öyle bir oyuncu ki ama hani kaptırılma ihtimaline bağlı olarak o ona göre de pozisyon alır zaten ama kaptırılma ihtimali yoksa o attığı koşularla falan beni bir şekilde pozisyona sokabilir. Şurada poz, şuraya pas çevirir oradan araya buradan kanatlar geldi falan. Bir sürü varyasyon denir. Endombele de bunu yapar. Ve to burada işte riskli top kayıplarında şurada rakibi boğma anlamında iyi iş yapar. Ama top buraya geldiği anda beklediğimiz e, o sertliği gösteremez Fred diye düşünüyorum. O konuda handikaplarımız olur. Onu da BK ile telafi etmeye çalışacağız artık bir şekilde. E, kaleci Altay'la da olmuyor kardeşim yeter artık.